Günaydın günaydın günaydın. Yep yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün günlerden pazartesi. Kim bilir kimler nelere başlıyor? Diyete başlayanlar mı var? Sigarayı bırakanlar mı var? Ben artık yürüyeceğim, koşacağım, spor yapacağım diyenler mi var? Neler, neler, neler var. Hatta ben artık derslerime çalışan diyen talebeler bile var. Pazartesi hep bir başlangıç hayata. Şimdi bu sabah ben de arabadan indim kanalın önünde birdenbire güneş yüzümü ısıttı. Dedim ki işte başlıyor, bahar geliyor. Bahara doğru gidiş çok güzel, yaza doğru gidiş hep keyiflidir böyle. Ve bugün sabah onu düşündüm. Hayat aslında bir yolculuk. Yolculuğun sonu değil, yolculuğun kendisi çok güzel. Bu yolculukta nasıl gittiğimiz güzel, nereye gittiğimiz sonuçta meçhul. Gidiyoruz bir meçhule doğru ama... Yolda giderken yaşadığımız mutluluklar çok önemli. Bugün bir şey daha var konuşmak istediğim tüp bebek konuşacağız programın sonuna doğru. Tüp bebekle ilgili dünya basında yer alan bir haber var. Bildiğiniz Dolce Gabbana denen bu bir şirket var işte hani kıyafet yapan falan ve bunlar ikisi, iki adam zaten bunlar. Diyorlar ki tüp bebekle yapılan bebekler sentetik oluyormuş efendim. Suni oluyormuş. Şimdi ben de diyorum ki eve kardeşim ben kalkıp sizin ...konfeksiyonlarınız üstüne konuşuyor muyum? Yorum yapıyor muyum? Siz niye bizim dalımızın üstüne konuşuyorsunuz? Hakikaten bu kişileri takip eden insanlar var... ...ve böyle görüşler tuhaf yerlere gidiyor. Böyle bir şey yok. Ne böyle bir bilgi var? Sadece bu bizim diyorlar kendi görüşümüz ama... ...bütün dünya sanatçıları da bunu protesto etmişler. Onları da tebrik ediyoruz. Bugün programımız dop dolu. Gelin bakalım neler varmış. Doktor Aytuğ'da bugün diş eti hastalıklarından regresyon terapisine, ortopedik rahatsızlıklardan tüp bebek yöntemine kadar birçok önemli konu uzman konuklar eşliğinde mercek altına alınıyor. Erişkinlerde görülen kalça sorunlarının belirtileri nelerdir? Hangi hatalar omurga sağlığımızı tehdit ediyor? Kalça protezi kimlere takılır? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Nejat Güney, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Regresyon nedir? Bilinçaltı temizliğinin sağlığımız üzerindeki etkileri nelerdir? Duygu durumumuz ilişkilerimizi nasıl etkiler? Kişisel gelişim uzmanı Gülnür Ünal, Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Diş etlerinde görülen kanama ve ağızda oluşan koku hastalık belirtisi midir? Diş eti hastalıklarına sebep olan unsurlar nelerdir? Hangi diş hastalıklarında lazerle tedavi yapılabilir? Diş Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Tosun Tosun Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Az sonra. Evet ilk konumuz regresyon ve ruhsal temizliğimizi nasıl yapıyoruz? Bu konuda sorularınız varsa lütfen bizi 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan arayınız. Ama e-mail göndermek istiyorsanız doktoraytu.com tv360.com.tr e-mail adresimiz. İlk konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Gülnur Ünal. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş nasılsınız? Dur. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ Öncelikle olun. Öncelikle iyi haftalar. İyi haftalar, de i̇yi haftalar evet Galiba bu aralar iyiyim demek adet olmuş ama mesela ben bir haftadır bu grip denen virüs beni yakaladı. Bir öyle sarsıyor, bir böyle sarsıyor. Ee, bütün ailede var, bütün çevremde var, herkeste var. Umarım siz iyisinizdir. Sizde böyle bir şey yoktur. Ben iyiyim ben. Çok iyiyim. Peki süper. Şimdi bugün Regresyon konuşacağız dedik. Kelime yabancı bir kelime. Ne demek? Önce bir açalım regresyon ne demek? Sonra tekniklerini konuşalım. Regresyon geçmiş yaşam terapisi. Geçmişte ilk e, bir travmayı yaşadığımız zaman o kişiyi ilk anına götürmek. O travmanın ilk anına götürüyoruz temizleyebilmek için. Çünkü hani bana her gelen insan hani tek sorduğum soru bu travmasını <laughs> anlatıyor, korkusunu anlatıyor. Tek dediğim şey bunu ne zaman yaşadın? O anı temizlediğimiz anda regresyon öyle bir terapi. Derin gevşeme teknikleriyle yapılan bir terapi. Nefes alıp vermeyle. Yarı uyanık hipnoz dem demiyor. Sizle konuşmuştuk zaten. Hipnoz değil derin gevşeme tekniği. Ve o kişiyi o ana götürüyoruz. Yaşadığı o travmanın temizleneceği ana götürüyoruz. Ve o travmayı temizliyoruz. Ve dolayısıyla sosyal hayatına çok rahat bir şekilde devam ediyor. Yani ben bunu şöyle canlandırıyorum gözümün önünde. Belki izleyicilerimiz için de bir şey olur. Ee, beyaz bir kağıt var ve hayatımızın bir döneminde beyaz kağıdın üstüne birisi kalemi bastırıyor. Sonra kalem çizmeye devam ediyor, ediyor 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 ve bugüne geliyoruz. Şimdi regresyon ne yapıyor? Bu kalemle alıyor silgiye de değiştiriyor. Silgi geriye gitmeye başlıyor 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 başlıyor. Kalemin başlangıç noktasına kadar sildi mi kağıdımız artık beyaz hale geliyor gibi geliyor. Yani hayatımızdan bir şeyi temizlemiş oluyoruz. Peki her şey böyle midir? Yani hep böyle hayatımızdaki sıkıntılarımız, travmalarımız Geçmişle midir? Yani mutlaka geçmişte izini bulabiliyor musunuz birçok şeyin? Kesinlikle. Çünkü doğduğumuz zaman saf bir bebeğiz <laughs> aslında. Yani hani hiçbir kodumuz yok, hiçbir e, katkı yok bize verilmiş, ailemizden aldığımız hiçbir etiket yok. Toplumun bize yüklediği etiketler var. Ve zaman içerisinde o yüklenen etiketler bize belli roller üstleniyor. Ve belli travmalar yaratıyor. Başarısızlık, değersizlik, kendini iyi hissetmeme, ruh halinde değişiklik. Ve o yüzden de e, sizin dediğiniz gibi hocam çok doğru, gerçekten o bir silgi görevi görüyor. Tabii Hiç ki şey bir seansta yok. olmuyor bu. Yani çünkü kişinin kendisiyle alakalı. Yani ruhsal gelişim yolculuğu bir yolculuk, bitmeyen bir yolculuk. Peki şunu soracağım, çocukluktan başlıyor o zaman. Yani izler hep bizim hayatımızda başlıyor ve genellikle sürüp gidiyor. Çocukluğun ne zamanlarında başlıyor? Yani ne zamandan itibaren bizde kalıcı izler olmaya başlıyor? 0-5 yaş arası. En önemli yer orası evet, mı? Evet en önemli yer orası 0-5 yaş arası. Üstümüze alınan kodlar, ailemizden özellikle ailemizden edindiğimiz başarısızlık hissi. Ve bu çocuk ben her zaman söylüyorum anne karnında bile e, hissediliyor bu. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Bir çocuk doğduktan sonra bir yaşında iki yaşında hiperaktifse ya da çok huzursuzsa. Şimdi izleyin hocam aileleri. Kimi aileler çok huzurlu bir doğum geçiriyor bayan ve çocuk inanılmaz huzurlu doğuyor. Ve çok huzurlu devam ediyor yaşamına. Ama o doğum anı bile çok önemli ve o regresyonda da doğum anını da gerçekleştiriyoruz. Yani ruhsal olarak o doğum anında neler yaşadığını oraya da götürebiliyoruz kişiyi. Peki o tekniklere gireceğiz birazdan. Gerçekten ben çok merak ediyorum çünkü onları nasıl yaptığınızı. Şimdi siz 0-5 yaş arası diyorsunuz en önemli zaman. Yani burada çocuğun ben şunu düşünüyorum çocuğa 0-5 yaş arası koşulsuz sevgi versek yeter mi? Yeter çünkü koşulsuz sevgi zaten hayatta ruhsal gelişimin özü her şeyin sonu sevgi zaten. Ya ben ee, galiba insan yaşlandıkça akıllanmaya başlıyor gibi geliyor. <laughs> Yaş ilerledikçe şunu fark ediyorum. Hakikaten sadece çocuğunuza değil herkesi çocuğunuz gibi görebiliyorsanız etrafınızdaki insanlara gerçekten tabii kendinizi korumanız gerekiyor toplumda ama koşulsuz sevgi verebiliyorsanız yani bir şeyleri yaparken bir şey karşılık düşünmüyorsanız İnsanların da davranışları falan değişiyor size karşı. Yani bir yaşam felsefesi olabilir mi bu? Kesinlikle. Şimdi ailelerde genel olarak Türk toplumda öğretilen bir şey var. O sana onu yaptı, sen de tam aynısını yap. Öyle bir şey yok. Evren bunu kabul etmiyor. Nasıl yapmamız lazım? Ne kadar sen karşılıksız bir şey yaparsan, o kadar karşılıksız sana iyilikler, güzellikler geliyor hayatına. Yani hani ne derler? Eski ben atasözlerimizi çok severim. İyilik yap denize at derler. Kesinlikle. Evet. Bu evrenin işleyişi ve ruhsal yaşamın işleyişi de bu. Ya yani sürekli bir haklı olma ilişkilerde de hocam. Sürekli bir haklı olma çabamız var. Haklı olmaya çalışıyoruz kadın erkek ilişkilerinde üst ta çıkmaya çalışıyoruz. Egolarımız giriyor ev devreye ve çoğu ilişkinin bitme sebebi zaten bu. Valla konu gidecek başka yerlere ama o kadar doğru söylüyorsunuz ki ben görüyorum çiftler çünkü biz çok çift görüyoruz hani çocuk <laughs> Tabii. sahibi olmak için gelenlerde. Bazen haklı olmak uğruna İnsanlar birbirlerini o kadar rencide ediyorlar ki bir sorumuz var bu arada. Müsaade eder misiniz hemen alalım. Buyurun. İyi günler diliyorum. İyi Şimdi günler. E, bu regresyonda ben hipnosuz dediniz. Hipnosuz nasıl geçmişe dönülüyor? Ben onu tam olarak algılayamadım ve e, olumsuz düşüncelerden arındırabiliyor musunuz kesinlikle? Yani geçmişe tam olarak dönülebiliyor mu o zaman? Valla tam, tam benim kafamdaki de soruyu sordunuz. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Çünkü hakikaten siz hipnozsuz dediniz ben tekniğe geliriz diye oraya hı hı. saklamıştım soruyu. Biz hep şunu öğrendik. Kişileri hipnoza sokup çocukluğuna işte doğumuna anne karnına kadar götürebiliyorlar. Önünde böyle bir tane saat sallıyorlar ona bakarsınız böyle filmlerde bir süre sonra hipnoz olur. Şimdi siz böyle yapmıyorsunuz öyle mi? Yok hayır o bir şehir efsanesi artık yani. Öyle mi? Filmlerde olan e, hipnozda bilinçli bilinçli hipnoz aslında de derin gevşeme tekniği ve yarı uykuda oluyor kişi. Yarı uykuda olurken sizin dediklerinizi duyuyor ve zaten ona ismiyle seslendiğiniz anda uyanıyor da zaten. Ha, öyle mi? Yani... Evet hani derin uykuda oluyor sadece o anda oluyor. Derin yani uyuma, uyumakla uyumamak arasında Peki, beyin dalgası. bizim bakın bu da çok önemli çünkü hipnoz biraz korkutucu bir şey. Neden korkutucu? Çünkü ben hipnoza girersem ya çıkamazsam, hani anesteziden uyanamazsam var ya, hipnozdan da uyanamazsam diye çok ciddi insanların korkuları oluyor. Şimdi sizin tekniğiniz sadece bir gevşeme. Yani hani böyle koltukta bir öğleden sonra kestirir gibi bir şey olur ya, onun gibi bir şey evet, mi bu? Evet, kesinlikle öyle. Ee, sesli telkinlerle, olumlamalarla. Şimdi işte mesela ben size çocukluk regresyonunu anlatayım. Ee, çocuğun ilk böyle... ...küçüklüğüyle barıştırıyorsunuz. Değersizlik hissiyatı nasıl varsa. Nasıl mesela anlatın evet nasıl evet, yapıyorsunuz? İlk böyle başlıyoruz işte nefes 4-5 tane nefes alıyor. İşte daha derine daha derine daha derine ama orada benim ses tonum da çok önemli. Sakin ve sessiz bir ses tonuyla yaptığınız zaman zaten karşı taraf daha da böyle bir gevşemeye başlıyor. Ve hani o değersizlik hissiyatı mesela küçük haline onun karşısında. imajinasyon çok önemli hocam görüntülemek yani hani bunu ben bütün seyircilere ve stüdyodakilere de söylüyorum. Yatarken böyle istediğiniz şeyi görüntüleyin kafanızda. İstediğiniz işi, istediğiniz evi görüntüleyin. 21 gün boyunca görüntüleyin. Gerçekten hani bir süre sonra gerçekleşiyor o. Belki hedefimizi somutlaştırıyoruz galiba öyle mi? Evet. Evrene zaten yolluyorsunuz ve somutlaşmış oluyor. Bütün ayrıntılarıyla hangi evi istiyorsunuz ya da hani başucunuzda resmini koyun. İstediğiniz evin hani doğmasını istediğiniz çocuğunuz varsa bir çocuk resmi koyun yanı başınıza. İzleyin onu. Ve çocukluk regresyonunda da şöyle çocuğun değersizlik hissiyatı varsa aslında hani siz o çocuğu suçluyorsunuz bu hayatta. Küçüklüğünü suçluyorsunuz aslında kendinize değer vermeyerek. Ondan çıkartıyorsunuz bütün hınçları ve küçüklük regresyonunda da çocuğu kendisiyle barıştırmak. Kişiyi çocukluğuyla barıştırıyoruz. Aslında şöyle mi anlayayım? Yani ben bugünkü benle ...o çocukluktaki ben aslında aynı değiliz gibi hissediyorum ben. Ve diyorum ki suçlu sensin, senin yüzünden ben bu durumdayım mı diyor. Evet kesinlikle. Ve hani o, imajinasyon yapıyoruz ve onunla barışıyoruz. Ben tabii telkinler veriyorum ona hani çok değerli olduğunu, ona sarıl, çok iyi hissettiğini söyle. Ee, bu şekilde bu hayattaki değersizlik çünkü dediğim gibi hocam yani doğduğumuz zaman öyle bir değersizlik hissiyatımız yok. Pardon burada şimdi ben küçüklüğüme gitmiyorum da ben küçüklüğümle karşılaşıyorum. evet. Evet e mi? Farklı bir teknik bu. Küçüklüğümle karşılaşıyorum ve siz evet. beni Küçüklüğünüzü diyorsunuz ki... karşınıza alıyorsunuz. Ne Kar... diyorum ona? Karşınıza alıyorsunuz. Hani ben e, bu kadar zaman sana kötülük ettim. iyilik etmedim. İşte enerji olarak küçüklüğünüzle barıştığınız anda zaten siz kendinizi otomatik ben değer, değerli hissetmeye başlıyorsunuz ve değerli hissettiğinizde zaten enerji olarak size değer, kendiniz değerli hissedecek insanlar çıkıyor karşınıza. Peki sorun şöyleyse benim küçüklüğümde kendimi değersiz hissetmem değil de hı hı. sorun küçüklüğümde başıma gelen bir travmaysa. Yani diyelim ki bir trafik kazası geçirdik ondan dolayı benim bir sürü sıkıntılarım var. Ya da beni köpek ısırdı sıkıntılarım var. Yani bu tip bir travmam varsa benim küçüklüğümdeki hani onu suçlamak değil onun başına gelen bir şeyse bunu çözmek mümkün mü? Evet mümkün. Yine o ana götürüyorsunuz o kişiyi. Neler görüyorsun? Hipnotik yani hipnotik derken söylemlerle işte daha derine. İşte neredesin şu anda? Ne görüyorsun? Orayı bana renklendirebilir misin? Ve o kişiyi o travmayı tekrar hani yaşatıp çünkü biz böyle hep travmalarımızdan kaçıyoruz toplum olarak. Üzüntülerimizden kaçıyoruz, acılarımızdan kaçılıyoruz, kaçıyoruz ama bunlar yapılan en büyük yanlışlar. Ama ne yapalım? Hayatımızı güzel geçirmeye çalışıyoruz. Yani acıları, kederleri, geçmiş travmaları da düşünerek yaşarsak olmayacak. Eğlenmeye çalışıyoruz, biraz keyif almaya çalışıyoruz. Onlarla yüzleşmek mi gerekiyor? Yüzleşmek hayata? gerekiyor kesinlikle. Eğer hayat standartınızın ve kalitesini ruhsal kalitenizi yükseltmek istiyorsanız onlarla yüzleşmek gerekiyor. O zaman hayat daha güzel aslında. <laughs> Peki ee, şey dediniz anne karnına kadar gidebiliyoruz dediniz. O çok enteresan bir deneyim olmalı. Neler görüyorsunuz orada? Ana rahmi regresyonu. Orada kişinin doğumda mesela istenmeyen bir çocuk. Ve enerji olarak çocuk onu hissediyor ve bütün hayatı boyunca ya istenmeyen istenmediği ilişkiler çekiyor hayatına ya annesinden babasından değersizlik görüyor. Yine onun da yani hipnotik konuşmalarla ya kişi otomatikman gidiyor zaten. Niyeti belli ediyoruz ilk başta. Ön bir konuşma yapıyorum ben. Ve bugün ne istiyorsun? Hani kişi zaten farkında oysa, farkındaysa ben bugün bunu tespit ettim size geldim. Hani bunu hayatına temizleyebilir miyiz? Sonra oradaki şeyleri pozitife çeviriyoruz. Peki yani siz öncesinde bir hedef belirliyorsunuz evet, o kişiyle niyet. ve niyet evet <laughs> e, ve kişinin de niyetli olması gerekiyor yoksa yani İstekli de olması evet, gerekiyor Yani evet. istekli değilse o kişi yani ben geldim ya beni iyileştirin demesi yeterli değil anladım Kesinlikle. kadarıyla Kesinlikle mesela kimi gelen insanlar danışanlarım diyor ki annem size getireceğim kardeşim size getireceğim babam size getireceğim Ya yani istemiyorsa getirmeyin diyorum çünkü o kişi de ter daha ters etki yapıyor yani birisini kolundan tutup getirmek çok anlamlı bir şey değil. Illaki kişinin kendi isteğinin onayının olması lazım bu Çünkü işte. Çünkü bu beyinle alakalı bir şey hocam. Hani doğum yaptırıyorsunuz ve hani gerçekten çocuk isteyen var, istemeyen var. Gerçekten isteyenin çocuğu oluyor hemen. Ama istemiyorsa böyle bir kaygıları varsa o çocuk gittikçe gecikiyor. Evet, benim öyle bir şey var, anekdot var. Bir psikiyatriste göndermiştim ben. Çok stresi vardı. Ee, bana gelen bir hastanın. Bana geldi dedi ki psikiyatrist hanım bana dedi ki sen çocuk istemiyorsun aslında dedi dedi. Ben çok şaşırdım dedi. Belki de haklıydı psikiyatrist çünkü e, belki de alttaki kaygıları nedeniyle aslında istemiyor ama çevre baskısı nedeniyle istiyormuş gibi görünüyor olabilir. Tabi bunlar çok karışık ve zor işler. E, regresyon sırasında başka şeylerle de karşılaşıyor musunuz? Yani siz bir niyet belirliyorsunuz bir yere doğru gidiyorsunuz. Ama giderken yolda belki başka travmaları, başka izleri de görüyor musunuz? Tabii ki kesinlikle karşılaşıyor. Şuradayım diyor. Yani hani çok şey görüyoruz aslında orada. Ama hani ben kişinin hedefinde tutmak ve niyetinde tutmaya çalışıyorum karşı tarafı. Yani siz o kişiyi kontrol altında bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Evet kontrol altında. Tutmak zorundayım çünkü. Çünkü onun niyeti o, onun temizlenmesini istiyor. Mesela işle ilgili bir sorunu var. İş bulamıyor ya da istediği Maaşa hani bolluk bereket bilincinde değil. Ve o konu üzerine çalışıyoruz. Ve o konuda tutmak başka yerlere kaysa bile ben o konuda tutmaya çalışıyorum. Çünkü hani oradaki niyetimizi gerçekleştirmek için. Evet. Aslında bunlar o kadar e, eski teknikler ki. Mesela e, ben antropoloji çalışma sırasında e, bu Amerika'daki Kızılderililerin bu tip şeyleri var. Onlar da belirli bir yaşa gelince bir rehber eşliğinde böyle ruhsal bir seyahate çıkıyorlar. Ve gidiyorlar, geliyorlar ve bundan sonra artık normal e, erişkin bir insan sayılıyorlar. Yani aslında bir takım kafamızda seyahatleri yapmamız gerekiyor. Siz de buna rehberlik ediyorsunuz. Bu çok önemli. Peki e, bu bu teknikler hiç ilaç mı ilaç bir şey kullanıyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Peki herkes bunu yapabilir mi? Yani hani ben şimdi şey gelmiyor insana hani çok kolay gelmiyor ne bileyim. Tamam hepimiz kestirmeyi çok severiz böyle koltukta yatıp ama ben geleceğim oturacağım. Siz de bana diyeceksiniz ki bak şimdi böyle bir seyahate gidiyoruz ve gidiyor mu insanlar o kadar kolay? Ee, hocam beyin gücüne inanıyorsanız isteyen insan gidiyor. Ama o insanın istemiyorsa bu nasıl bir iş, nasıl yapacağız falan diyorsa gidemiyor. Zaten ben hani ilaç kullanan kimseyi almıyorum. İlaç kullanan kişiyi direkt psikiyatra yönlendiriyorum. Çünkü o başka bir şey. Evet yani tabii ilaç sonuçta bir hekimin vermesi gereken evet. bir şey, reçete etmesi gereken. Peki, e, bu tip şeylerde başınıza gelen böyle hani gittim regresyona giderken böyle beklemediğiniz şeyler oldu mu hiç? Karşınıza çıktı mı? Oluyor tabii. Kişide kasılma oluyor, ağlama oluyor, bayağı bir ağlama oluyor. Çünkü hani o travmayı tekrardan yaşıyor, temizlenmesi için tekrardan yaşaması gerekiyor. Haniye hani böyle oluyor ve e, ilk iki gün ben açıkçası hani çok su içmesini tercih ediyorum çok su iç yani bol sıvı gıdalar çünkü hani vücudun dinlenmeye ihtiyacı var aslında yorucu bir yolculuk yorucu değil mi yani? çok yorucu yani yaşadığın trafik kazası geçirmişsiniz artık araba kullanmak istemiyorsunuz ve bana geliyorsunuz hani bunu aşmak istiyorum ve o olayı <laughs> tekrardan yaşıyorsunuz ama hani olayların üstüne gitmemiz gerekiyor ki biraz temizlenmesi için hani her şeyi kapat 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 Başka büyük bir şekilde zaten ortaya zaten, çıkıyor. Zaten evet dediğiniz doğru. Yani o kapattığınız küçücük şey yarın öbür gün büyüyüp hayatın tümünde ortaya çıkıyor. Yani siz sadece araba kullanmakla başladığınız şeyi hayatta belki işinizde başarısızlığa, girişimci olmamaya, aktif olmamaya, sosyal hayattan kaçmaya her yönde sizi etkilemeye başlıyor. Yani o küçücük bir kısıt bütün hayatı da kısıtlamaya başlıyor. Onun için Dibinden onu çözmek çok önemli herhalde. Evet, bir de e, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyoruz hayatta. Ama hani orada bir sorun var kökte. Regresyon terapisi kökte olan sorunu çıkartıyor. Ben bu sözünüzü çok seviyorum. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek bilime de aykırı. Yani bilimde bir deneyde bir şey yaparsanız bir sonuç çıkar. Şimdi siz hayat boyu başarısızca yaptığınız bir şeyi tekrarlıyorsunuz. Ama bu sefer başarılı olsun diyorsunuz. Tabii bu olmuyor değil mi hayatta? Yani bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Öngüyü kırmak gerekiyor hayatta. E, rutinleri bozmak gerekiyor. Mesela hayatınızın 3-4 yılı aynı spor merkezinde ve aynı sporu yaparak ya da aynı pilates hocasıyla çalışarak geçiyorsa onu bir değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü hareket gerçekten e, evren hareketi alkışlıyor ve ödüllendiriyor değişikliği hareketi peki evet. böyle bir e, seansta kaç tane yapmanız gerekiyor genelde ne kadar sürüyor mesela bunlar bu bir seansı ne kadar sürüyor bir yani, seyahat ne kadar sürüyor şöyle bir buçuk saat sürüyor ama e, çok travmalı insanlar var hocam hani kimi iş için geliyor o iş çözülüyor sonra başka bir şeyler çıkıyor çünkü bu yol hani öyle bir yol ki ruhsal gelişim yolculuğu hep bir şeyler böyle temizleniyor karşınıza çıkıyor olaylar ve hani İki ee, iki seansta da olabiliyor, üç seansta da olabiliyor. O kişinin ihtiyacına bağlı ama çok travmalı, çok travmalı demeyeyim gerçekten çok çocuklukta çok şeyler yaşamış. Anne baba ayrılıkları, orada şiddet görmüş bir sürü şey. O, da, o bayağı uzun seanslar alabiliyor. Peki ee, böyle bir şeyde kaç gün ara vermesi? Çünkü dediniz ki bir iki gün mesela su içsin, dinlensin istiyorum. Demek ki çok sık yapılacak bir şey değil bu. Nasıl aralar veriyorsunuz seanslarda? Haftada bir haftada bir. Bazen 15 günde bir. Çünkü kişinin bünyesine bağlı. Kimi diyor ki ben çok iyi hissetmiyorum kendimi diyor. Evet. Yani ağır bir şey ve kişinin bir kere o bünyenin, o zihin yapısının, o kafanın kendini bir toparlaması, bir daha yeniden kurgulaması gerekiyor herhalde değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Peki, kişisel gelişim uzmanı Gülnur Yunal, çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür bize ederim. regresyonu çok güzel Sağ anlattınız. Olun. Sağ olun. Efendim, şimdi sırada ...kalça bozuklukları var... ...kalça ile ilgili sıkıntılarınız varsa... ...ama bu sadece yaşlılarda değil... ...gençlerde, erişkinlerde... ...aynı sorun yaşanıyorsa... ...gelin bizi izleyin efendim. Erişkinlerde görülen kalça sorunlarının... ...belirtileri nelerdir? Hangi hatalar omurga sağlığımızı tehdit ediyor? Kalça protezi kimlere takılır? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı... ...Profesör Doktor Nejat Güney... ...Doktor Aytuğ'da anlatıyor. Evet efendim. Demiştik ki kalça rahatsızlığınız varsa şimdi onu konuşuyor olacağız. Lütfen bizi arayın 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan. Ayrıca doktoraytu.tv360.com.tr'ye e-maillerinizi atabilirsiniz. Konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necat Güney. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Şimdi bugün kalçayı konuşacağız. Tamam. Ee, kalçayla ilgili şöyle bizim kalça deyince aklımıza 70 yaş ve üstü geliyor. Evet. Ee, çünkü normalde hakikaten işte kemik erimesiydi şuydu buydu hep o kalçalar 70'ten sonra çok da ciddi Sonuçları olan bir şey, kalça kırığı, hekim olarak da çok korktuğumuz bir şey. Özellikle evet. hani kadın doğumcu, kadınlarda ödümüz kopar kemik erisinler kalça. Gençlerde de olan bir şey mi kalça rahatsızlığı? Tabii oluyor, hatta bebeklerde bile oluyor, doğuştan oluyor. Kalça gelişim bozukluğu veyahut da kalça çıkı diye isimlendiriyoruz. Bu çok küçük, ne kadar erken teşhis edilirse ve tedaviye başlanırsa o kadar iyi sonuç alınıyor. Ama her zaman bu erken teşhis edilemiyor. Edilemediği zaman gecikme olduğu zaman e, tedaviden alınacak sonuçlar da çok yüz güldürücü olmuyor. Şimdi bugün herhalde şeyi konuşuyoruz. Bu e, doğumsal kalça problemlerine bağlı böyle 20'li -25 25'li yaşlardan sonra veyahut da o yaşlar civarında e, kalça ağrısıyla ortaya çıkan durumu konuşmak istiyoruz herhalde. Evet şimdi e, burada size... ...müsaade ederseniz bir katkıda bulunayım... ...Ahmet Haşim'in... ...1919 evet. yılında... E, ...bu o zamanlar biliyorsunuz... ...küre gidiyorlar Almanya'ya... Evet. E, ...gene küre gitmiş Almanya'ya... ...buraya mektup yazıyor... ...ve mektup yazarken şöyle yazıyor... ...diyor ki... ...Anadolu'nun hali diye yazıyor... ...ve mektubunda diyor ki... ...öyle bir durum var ki Anadolu'da diyor... ...insanların diyor... ...o doğuştan olan sakatlıklar nedeniyle... ...sokakta yürüyen insanlara baktığında... ...sanki diyor hani böyle çok kavisli bir gözlük takmışın ve her şeyi bombeli görüyormuşun gibi bacakları yürüyüşleri o kadar bozuk insanların evet. diyor. Yani 1919 yılında Anadolu'nun hali böyle. Birçok doğumsal kalça çıkığı, birçok doğumsal kalça bozukluğu şeyleri. Bugün çok şükür çok daha iyi bir durumdayız ama hala bunlarla karşılaşıyoruz. Bir kere Önce şunu şey yapalım. Nedir bu doğumsal kalça çıkığı dediğimiz şey? Ne oluyor? Kalçada ne nasıl bir durum var? Şimdi şöyle, özellikle bizim Karadeniz yöremizde bu çok sık gözüken bir şey. Anne karnında çocuğun gelişimi esnasında kalça ekleminin oluşumunda bir gerilik oluyor. Yani tam istediğimiz şekilde, tam anatomisinde oluşmuyor. Dolayısıyla bu gelişim geriliğine bağlı olarak ya e, çıkmaya meyilli bir durum oluyor veya da doğrudan doğruya çıkmış oluyor. Şimdi çıkmaya meyilli olanların e, tanısının konması daha zor. Özellikle çift taraflı çıkmaya meyilli ise tanıyı koymak hakikaten zor. Ancak şöyle oluyor, mesela, e, herkesin bildiği gibi çocuklar yaklaşık bir yaş civarında yürürler, sıralarlar ve yürürler. Eğer bu yürümede bir gecikme varsa kalçalarında problem olabilir. Şimdi en iyisi bunu doğar doğmaz kontrol etmek eğer ailede hele aile öyküsü varsa yani başka büyüklerinde kalça problemi varsa çok daha sıkı takip etmek lazım. Doğar doğmaz bir çocuk ortopedisti tarafından çocuğun muayene edilmesi lazım. Orada herhangi bir şüphe görülürse ultrasonla bakılıyor. Biliyorsunuz ultrason hiçbir bebeğe zararı olmayan son derece basit, çok iyi sonuç veren bir tanı yöntemi. Ultrasonla bakılıyor. Ultrasonda eğer herhangi bir şey gözükülürse o zaman hemen tedaviye başlanıyor. Bunun tedavisi nedir? Eğer doğar doğmaz bunu fark ettiğimiz zaman çocuğun kalçalarını, bacağını belirli bir pozisyonda tutacak. Ya atel veriyoruz veyahut da basit vakalarda ara bezini kalın koyun diyoruz bacakları kapanmasın ve kesinlikle kundak yapmayın diyoruz. Şimdi kundak olayı çıkmaya meyilli olan bir kalçayı çıkığa dönüştürüyor. Onun için kundağı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani artık bu yöntem bırakılmalı. Kundak çok sıkıntılı. ise Evet şimdi şeyi kalça eklemini şöyle düşünebiliriz. Benim bacağımın şöyle üst kısmını düşünürseniz burası da kalçaya gelen kısım ve şöyle oturuyor. Karşısında bir evet, yuvarlak, yuvarlak var. Yuvarlak var. Şimdi bu böyle olduktan sonra eğer Kundak yaparsanız bunu içeri çekmiş oluyorsunuz ve bu dışarıya doğru çıkıyor. Araya çift bez koyarsanız da Açık açılınca kalsın. bu da içeri basmış oluyor. Yani aslında çok basit bir teknikle, Tabii. çok mekanik bir şeyle bu işi çözmüş. Ama kundağı bir daha vurgulayalım. Kundağı kesinlikle yapmayalım. Hiç kimseye yapmayalım. Hiçbir bebeğe yapmayalım. Çünkü bilmiyoruz yani e böyle bir ihtimal var mı yok mu. Hani bacağı düzgün olsun diye yapıyorlar ama... Hiç gerek yok şunların bacağı düzgün olacaktır. Düzgün olacaktır ama kundak eğer küçücük bir risk varsa bile o çocukta kalça çıkığının oluşmasına sebep olabilir. Hemen bir sorumuz var alalım. Hocam iyi günler. Ee, i̇yi günler. Şöyle bir şey başımıza geldi de e, kaynanam kalçasını kırdı. Hocam dedi ki ölüm oranı yüksek dedi. Bu neden oluyor acaba kalça kırığıyla ölüm oranının yüksek olması. Yüzde 22-25 dedi. Bunu bize aydınlatır mısınız? Halk arasında bilmiyoruz. Tabii. Şimdi şöyle. Kalça kırığı belirli bir yaşın üstündeyse o yaştaki kişilerin sağlık durumunda çok sıkıntılar var. Yani kalp rahatsızlığı var. Tansiyon var. Büyük bir ihtimalle diyabet var vesaire. Şimdi kırık bir travma yani böyle bir rahatsız kişi sistemleri limitte çalışan bir kişiye bayağı bir travma, bir kırık. Kırıktan sonra bunun tek tedavisi cerrahidir. Ameliyat etmek lazım. O yaştaki hasta başka türlü tedavi olmaz. Ameliyat da ikinci bir travma olduğu için iki travma arka arkaya bazı hastalar kaldıramıyorlar. Bir de kırık sonrası bu cerrahi müdahalenin olabildiğince kısa sürede bitirilmesi lazım. Yani hastanın anestezi almasının kısa olması lazım. Ameliyat süresi maksimum bir saat içinde bitirilmeli. Eğer saatlerce o hasta masada kalırsa ameliyat için, o zaman e, maalesef kısa bir sürede kaybediliyor hastalar. Yani istatistikler konuşuyor bu durumda. E, kesin rakam veremeyeceğim size ama e, ameliyattan sonra ilk 3 ay içerisinde e, kaybedilen hasta e, bayağı bir e, yüksek sayıda. İlk bir yıl içerisinde de her şey normal gittiği takdirde ilk bir yıl içerisinde gene oldukça yüksek sayıda hasta kaybediliyor. Yani çok çok geçmiş olsun o, ol. ama gerçekten risk ciddi. Sadece bu hastaların kıpırdayamaması bile yani hareket etmemesi Tabii. bile o yaşta çok önemli riskler taşıyor. Onun için e, mutlaka çok acil müdahale gerekiyor. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ geçmiş olun. Olsun. Evet şimdi e, bu bebeklerdeki kalça çıkığı artık ultrasonla... Çok net. Hatta birçok hastane, devlet de bunu çok destekliyor. Evet. Birçok hastane doğar doğmaz bütün bebeklere bir ultrason muayenesi yapıyorlar ve bakıyorlar. Şimdi eskiden çocuk doktorlar işte böyle bacakları oynatırlar, hareket bakarlardı, ettirirler. hareket evet. ettirirlerdi falan filan. Şimdi bu ultrasondan sonra gelişme döneminde orada normal gözüküp de bir ay sonra problem olabilir mi ya da yürüdüğünde problem ortaya çıkabilir mi? Yani başta normalse her şey normal midir, yolunda mıdır? Yani eğer iyi bir ultrason yapılmışsa, iyi okumuşsa ve normalse e, sorun çıkma olasılığı hemen hemen yok. Şimdi burada bir de şeyi vurgulamak isterim. E, bu ultrason çok güzel, çok güzel konuşuyoruz. Her türlü imkan var şimdi ülkemizde. Ama gene de, gene de doğumsa, doğumdan sonra e, doktor görmeyen bir sürü bebek var. O Doğru. zaman burada ailelere de görev düşüyor. Şimdi bazı e, kalça probleminde ailenin e, iyi gözlemle olursa erken yakalama ihtimali var. Mesela bacak boğumları var. Bacak boğumları eğer eşit değilse iki tarafta işte bir tarafta bir boğum, diğer tarafta iki boğum varsa mesela o zaman bir problem var demektir orada büyük bir olasılık. Hocam bunu vurgulayalım. Yani bebeğin bacakları boğum boğum böyle çizgi boğum, boğum, çizgi boğumların çizgi, eşit olması lazım. Çizgilerin birbiriyle simetrik eşit simetrik olması, olması lazım. olması lazım. Eğer simetrik değilse büyük bir olasılıkla problem var. İkinci bir şey Baca, e, bebek sırt üstü yatarken bacaklarını yana doğru açtığımız zaman iki tarafın eşit açılması lazım. Eğer bir taraf daha az açılıyor bir taraf daha çok açılıyorsa gene sorun var. Yani anneler alt değiştirirken bunu fark Tabii, edebilirler. Fark edebilirler ve e, dikkatli anneler o zaman muhakkak o çocuğu ne yapıp yapıp bir ortopediste göstermeli. Bir de hani diyelim hiçbir şeyi fark etmediler eğer yürüme gecikiyorsa çocukta. Ve yürümeye başladığı zaman sallanarak yürüyorsa gene muhakkak e, ortopediste gözükmeleri lazım. Evet. Bir sorumuz daha var galiba. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Teşekkür ben genç yaşta olmama rağmen kalçama ağrı grip çıkıyor. Bunun nedeni bel rahatsızlığından mıdır yoksa başka bir sebeplerden dolayı mıdır acaba? Şimdiden teşekkürler hocam. Şimdi şöyle genç yaşta eğer kalçanıza özellikle kasık bölgenize ağrılar giriyorsa o zaman bir kalça problemi olasılığı var. Bunu basit bir röntgenle anlama şansımız var. Muayene ile de anlaşılır aslında. Ama e, daha e, garantili röntgendir. Basit bir röntgen bize gösterir. Ne olabilir? Sizin kalçanızda doğumsal olarak doğuştan oluşumda bir gerilik vardır, çıkık değildir, yuvasındadır ama yuva tam oluşmamıştır. Yuva tam oluşmadığı zaman böyle erken yaşlarda da kalçada kıkırdak sorunları görüyoruz, kireçlenmeler görüyoruz. Öyle bir şey olabilir ama inşallah yoktur. Öyle diyelim. Peki, buyurun. Buyurun. İyi günler diliyorum. Ben oğlum için sizden bir soru soracağım. Benim oğlum masa başında görev yapıyor. Evet. 26 yaşında kendisi. Fakat bel ve kalça arasından şikayetçi. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi masa başında devamlı çalışanlar büyük bir çoğunu, özellikle bilgisayar uğraşan kişilerde duruş pozisyon bozukluklarına bağlı biz bu ağrıları görüyoruz. Bu kişilerin çoğu spor yapma imkanında da bulamadıkları için hep aynı pozisyonda ve ergonomik olmayan bir pozisyonda oturduklarından bu bel ağrılarını görüyoruz. Bu bel ağrılarının bir kısmı kalçaya doğru yansıyan ağrı şeklinde de evet, ortaya çıkıyor. Hocam. Eğer kalçasında özellikle bir şey yoksa bu belinden gelen ve yansıyan ağrıdır. Bu tedavi edilebilir. Biraz da bel egzersizleri yapması lazım. Bel kaslarını güçlendirecek bir takım egzersizler var. Onlarla çözülür. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz sorularınız için. Evet şimdi. Ee, mesela benim bir tanıdığım var. Benden de büyük yani şimdi herhalde 60 yaşlarına yakın. Ee, gençliğinde profesyonel yani lisanslı e, futbol oynamış. Evet. Lisanslı tenisçilik yapmış arkasında. Ama kalça çıkığı var iki taraflı ve bunu idare etmiş. Fakat yaş belirli bir yere gelince artık vücut onu taşımamış ve ameliyat olması gerektiğini söylemişler. Şimdi kalça çıkığı bu kadar böyle hani... Çaktırmadan gidebilecek bir durum mu? Yani yaşam boyu idare edilebilecek bir Tabii, şey mi? Tabii e, bazı hastalar idare edebiliyorlar. Evet. Çünkü herkesteki bozukluk aynı olmuyor. Bazen çok basit bir gelişim geriliği oluyor. Uzun yıllar idare edebiliyor. Hatta yani profesyonel spor yapan kişiler bile olabiliyor. Ama e, dediğim gibi eğer anatomide bir bozukluk varsa bunların e, ileride kireçlenme yapması hemen hemen garanti. Yani bu biz onu biliyoruz. Eğer röntgende görürsek biz diyoruz bu hasta işte 40'ında 50'sinde muhakkak mutlaka. mutlaka gelecek. Şimdi şeyler var. 20'li yaşlarda olanlar var. Mesela o yaşa kadar okul çağında e, voleybol oynamış, basketbol oynamış hiçbir sıkıntısı yok ama şikayeti başlıyor. E, muayenesini yapıyorsunuz, röntgenlerini çekiyorsunuz. Kalçada ileri derecede kireçlenme gözüküyor şaşırıyorlar yani nasıl olur Çok bu genç yaşta? yaşta genç yaşta oluyor çünkü kalça bozuk. Yani anatomik olarak bozuk ona bağlı erken yaşta kireçlenme oluyor. da çıkık oluyor. Şimdi tam çıkıkta da ağrı olmaz. Yani bu e, kronik bir olay olduğu için uzun yıllar tam çıkıkta ağrı olmaz. Mesela 50-60 yaşına kadar topallayan 10 santim kısalıkla yürüyen, beli o yüzden çarpılmış ama kalçasında ağrı olmayan bir sürü insan var. Ama bir yerden sonra oluyor. Çünkü o yaşa kadar e, o e, hastanın ağırlığını kalçanın civarındaki yumuşak dokular taşıyorlar. Yani kemik teması yok. Boşta duruyor. Yumuşak dokular taşıyor. Yumuşak dokular da bir yerden sonra artık onlar da iflas ediyorlar. Ve şiddetli ağrıyla geliyor. Peki tedavisine o zaman biraz girelim. Şimdi tedavi dediniz ki ne kadar erken tanı konursa o kadar iyi. Ee, başta ilk yapılan şey... İşte bacakları açacak pozisyonda tutmak mı? Yani herkes için mi geçerli? Yoksa çok küçük yaşta ameliyat olur mu? Şimdi küçük yaşta bebeklerde hemen ameliyat düşünmüyoruz. Onu yuvalandırdıktan sonra eğer... E, ...uyluk kemiğinin başını tam yuvanın içerisine merkezleyip de... ...o şekilde tutarsanız çocuğun büyümesi sırasında... ...olabildiğince normal hatta tamamen normale yakın... E, ...veyahut da normal kalça oluşma olasılığı var... Ama eğer bu yuvanın içinde değilse dışarıdaysa o zaman yuva ile baş arasında uyumsuzluk oluyor. Mesela tam yuvarlak olması gereken başı bakıyorsunuz mantar şeklini alıyor veya küçük kalıyor. Buna karşı yuva da tam yuvarlak olması lazım onun da tabi şeyde. O olmuyor oval oluyor yumurta şeklini almış oluyor. Sığlaşıyor ve o başı derinliği olmuyor yani. Derinliği olmuyor. yani <laughs> siz belirli bir yaştan sonra Artık o başı alıp o yuvanın içerisine yerleştiremiyorsunuz. Girmiyor. Girse de sağlıklı bir çalışma olmuyor. İşte o zaman bu gibi durumlarda yapılacak şey kalça proteziyle yapıyoruz biz bu işi. Yani oraya bir sağlıklı eklem yapmak gerekirse o zaman kalça protezine başvuruyoruz. Peki şimdi kalça protezini ve onu da konuşacağız ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi bunca yıl... Orada kaslar ve o yumuşak doku dediğiniz yapılar evet. belirli bir düzene alışmış. Evet. Şimdi siz alıyorsunuz onu başka bir yere oturtuyorsunuz. Evet. Bunlar öğreniyor mu? Yani hakikaten zor bir şey diye. 40 yaşına 50 yaşa kadar siz hep bir şekilde gelmişsiniz. Şimdi aldınız kemiği oturttunuz ama e kaslar başka bir şey biliyor. Tabii şimdi bu tam doktorca bir soru. Yani halk bunu sormaz bana. Bunu siz sorarsınız. Bu çok doğru, fevkalade doğru. Biz oradaki anatomiyi komple değiştiriyoruz. Olduğu gibi yani kasların çalışma şekli değişiyor. Çalışma düzlemleri değişiyor. O yüzden bu hastaların iyileşme süresi normal kalça protezine göre çok daha fazla sürüyor. Yani bir normal kalça protezinin iyileşmesi 3-4 haftadır. 3-4 hafta sonra sokağa çıkar, yürür, gider. Ama böyle bir hasta ameliyattan sonra özellikle yüksekte kalça çıkığı olup da yani baş, tamamen dışarıda olup yuvasına koyduğumuz, protez yaptığımız hastalarda bir yıl civarında rehabilitasyon sürüyor, iyileşme yani süresi. Yani onun sürekli fizik tedavide tabii, yürümeyi tabii. öğrenmesi açıkçası gerekiyor. Yürümeyi öğreniyor, kaslarını güçlendiriyor, eklem hareketlerini açtırıyor. Çok sıkı bir çalışma programı var. Aşağı yukarı bir sene sürüyor. Peki, e genç yaşta diyelim mesela 20'li yaşlarda işte dediğiniz gibi hani spor yapmış ama birden artık bir sıkıntıları başlamış gelmiş ve görüyorsunuz ki hakikaten orada sorun var. Şimdi bu hastanın çözümü o yuvayı yapmanız mümkün mü yoksa protez midir? Şimdi şöyle. E kendi eğer kıkırdak doku bozulmamışsa <laughs> yani orada bir gelişim geriliği var ama kıkırdak doku henüz sağlam. O zaman o yuvayı oluşturacak bir takım ameliyatlar var. Protezsiz yapılan ameliyatlar var. Onlarla daha iyi bir e, yuva oluşturuyoruz. Bu şekilde çok daha uzun yıllar şey yapabiliyor. Hasta protestsiz e, idare edebiliyor. Ama eğer kıkırdak dokuda ileri derecede bozukluk varsa o zaman maalesef e, protez dışında pek ameliyat şansı yok. Evet. Peki... E... Genç yaşlardan itibaren kalça protezi koyabiliyorsunuz. Tabii. Kalça protezi koyarken neleri değiştiriyorsunuz? Yani ne kalça protezi dediğimizde ne yapılıyor? Şimdi ne orada bir yuva oraya? var yuvanın karşısında. Çünkü görüntüleriniz bir yandan akıyor siz de karşıdan görebilirsiniz. Demin Şimdi, e, Röntgen'de de vardı. Evet bakın e, leğen, kemiğinde, leğen kemiğinde bir yuva var. O yuva değiştiriliyor. Evet. Yani yuva e, düzgün bir e, şeyle tas şeklinde bir e, protez parçasıyla değiştiriyor. Yani oraya bir kaplama yapılıyor. Önce bir yuva yapılıyor. Yuva yani. yapılıyor. Yuvanın karşısında da bozuk olan baş değiştiriliyor. Bu görüntüyü tutan bir Tabii. önceki röntgen görüntüsünü getirebilirsek eğer. Tabi Tabii şimdi bunlar çeşitli protez evet. tipleri. Bakın burada gördüğünüz gibi şeyde e, bir yuva var. E, yuvanın karşısında da hareket eden uyluk kemiğinin içerisine doğru gömülmüş bir ikinci bir parça var. Bu ikisi birlikte kalça protezini oluşturuyorlar. Yani bu iki parçalı. Şimdi gençlerde e, seramik protez kullanılıyor. Seramik çok daha geç aşınan, dayanıklı, dayanıklı evet. bir madde olduğu için yani baş kısmı, hareketli kısmı seramik oluyor. Diğer kısımları titanyum veyahut da kobalt krom gibi maddelerden yapılıyor protezlerin. Burada da görüyorsunuz bakın alt kısmı mesela evet, metal, burada durduralım mesela metal, e, karşısı bunların ser, seramik. Çeşitli protez tipleri var. Yani iyi yapılmış bir protez bugünkü bilgilerimize göre 25-30 sene rahatlıkla Rahat gider. Ee, bir dakika bu görüntüde şimdi e, aşağı ta kemiğin içine kadar giren evet. uzun bir parça var. Evet aşağı karı bir e, 15 santimlik bir e, parça kemiğin içerisine doğru yerleştiriliyor. Onun baş kısmı tamamen e, yuvarlak küre şeklinde tam o küreye uygun da karşısında bir yuva var. Evet. O şekilde sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yapılıyor. Peki ama yine her hastalıkta olduğu gibi önce korunma. Tabii. Yani kundaktan ne olur kaçınalım. Hocamız söylüyor kundak kimseye yapılmaması gereken bir şey artık günümüzde bir. İkincisi doğan çocuğun Muhakkab incelenmesi çok önemli. Şart. Ultrasonla bir çocuk doktoruyla yani hangi şartta doğursanız doğurun. Bir çocuk doktoruna hemen gitmesi bu yönden de çok önemli çok. ve incelenmesi çok önemli. Profesör Doktor Nejat Güney'e çok çok teşekkür Güzel ediyoruz ederim. efendim. Ben Ağzınıza teşekkür sağ ederim. Sağlık. Sağ olun. Sıra diş estetiği ve diş etlerimiz var. Bakın neleri konuşacağız. Diş etlerinde görülen kanama ve ağızda oluşan koku hastalık belirtisi midir? Diş eti hastalıklarına sebep olan unsurlar nelerdir? Hangi diş hastalıklarında lazerle tedavi yapılabilir? Diş hekimliği uzmanı doçent doktor Tosun Tosun, Doktor da anlatıyor. Evet efendim. Diş estetiği, diş eti estetiği, lazer tedavileri dişte hepsini konuşuyor olacağız. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mail için doktoraytu.tv360.com.tr e-mail adresimiz. Konuğumuz diş hekimliği uzmanı doçent doktor Tosun Tosun. Hoş geldin sevgili Merhaba. Tosuncu. Evet efendim. Şimdi sevgili Tosun bize daha önce de konuk olmuştu. Ta diş hekimliği başından itibaren o kadar güzel anlattı ki müthiş biz çok iyi geri dönüşler almıştık. Bugün neyi konuşacağız? Bugün diş hekimliğinde kullanılabilen değişik lazer teknolojilerini, ve farklı tedavilerde bu teknolojiden, lazerlerden nasıl yararlanıyoruz? Onlar hakkında bilgilendireceğim. Herhalde gözcülerle beraber bir göz hekimleri, bir diş hekimleri lazeri bu kadar efektif kullanıyorlar galiba, değil mi? Ee, sanıyorum evet. Ee, lazer 1960'ta ilk lazer yapılıyor ve ardından hemen birkaç yıl içerisinde bütün farklı tedavilerde, tıbbın değişik alanlarında denemeler yapılmaya başlanıyor. E diş hekimliğinde de 60'ların sonuna doğru kullanılan cihazlar var. 89'da ilk ticari lazer diş hekimliğinde satılmaya başlanıyor Amerika'da. 2000'li yıllardan sonra oldukça yaygınlaştı. Birçok alanda kullanabiliyor. Şimdi videolarda devreye girerse onlardan da örnekler gösterebilirim. Lazerin en güzel en güzel tarafı doku seçici olmasıdır. Yani hedeflediğiniz dokuyu yok eder sadece. Dolayısıyla bir basit örnek vermek gerekirse erbiyum lazerleri suda emilirler. Çürüyen dişlerin su miktarı artar. Dolayısıyla ben bir çürük dişin sağlıklı ve çürümüş olan kısımlarını nerelerde olduğunu bilmeksizin belirli bir alanı bir santimetre kareyi belli sabit bir süratle tarar isem o kendiliğinden çürümüş olan alanı önceden buharlaştırarak yok eder ve geriye sağlıklı dokuyu bırakır. Bu çok özel bir şey. Yani siz artık bir şey yaparken çünkü cerrahide bizim en çok korktuğumuz şey bir kötü evet. hastalıklı dokuyu tedavi ayırt ederken ödedilmek. sağlıklı dokuya da zarar vermemek. Yani çünkü evet. onu ayırt etmek evet. çok zordur. Evet. Ama burada siz hiç onu ayırt etmenize evet. gerek yok. Lazer oraya uyguluyorsunuz. Evet. Lazer gidip zaten çürümüş tarafı buluyor. buluyor. Yani sağlıklı tarafa evet. dokunmuyor. Çünkü o o bölgenin su içeriği daha fazla. Bir başka örnek vereyim. Bir hemanjom tedavisi yapacağız. E, bu sefer de yani bir, damar, e, hastalığı bir damar hastalığının tedavisini yapacağız. Bu sefer de e, renge e, hedefi olan, afinitesi olan bir lazer dalga boyu seçiyoruz. Mesela e, endiyak seçiyoruz. Bu e, koyu renkli dokularda daha çok emilim gösterir. Hemanjom dediğimiz e, damar e, lezyonu hastalığının olduğu bölgede de daha koyu bir renklenme vardır. Dolayısıyla e, demin söylediğim gibi sağlıklı dokuyla sağlıksız olanı Lazerin kendisi ayırt ediyor ve ben o bölgede lazeri dolaştırırken zaten hemanjomu daha önceden tefrik ederek, ayırt ederek onu yok ediyor. Yani hemanjom dediğimiz bu şarap lekesi vardır evet. yani ciltte de görürsünüz. O tip şeylerin olması. Peki görüntülerimizi almaya başlayalım. O görüntüler üstünden de biz lazerleri bir yandan konuşalım. Hakikaten çok çeşitli mesela bu epilasyonlar yapıyorlar biliyorsun cildiyece. Ee, o tüyleri alırken de aynı şey. Diyorlar ki mesela gelen kişilere bakın kılların rengi açıldıysa, sarardıysa yapamayız Et, diyorlar. Etmiyor, çünkü evet. lazer onu görmüyor. Pigment koyu re lazım koyu rengi gördüğü için ancak onunla yapabiliyorlar. Onun için her lazerin farklı bir... Dokusu var, farklı evet. bir işlevi var evet. birbirinden. Evet şimdi ilk görüntümüzü aldık. Şu karşıdan görebilirsin. Aa, mesela burada çok ilginç. Ee, bir ortodontik tedavi sırasında dişler üzerine terleri tutturacak unsurlar yerleştirilir. Minik parçacıklar. Bunların sökülmesi. Tedavi bittikten sonra sökülme aşamasında. Gördüğünüz gibi lazer ışını değdiği anda metil metakrilatı bir su gibi algılayarak patlatıyor. Ee, yok oluyor. <laughs> Doğru, değdiği evet. anda yok oluyor. Ve için. o braket ağızdan dışarıya fırlıyor gördüğünüz gibi. Tek atışla birer atışlık e, uygulamalara pat pat onları adeta bir e, popcorn yapar gibi e, yerinden çıkartıyoruz. Patlamış çıkartmış, mısır pat, örneğinde, patlamış bir... mısır örneğinde olduğu gibi çok basitçe çıkartabiliyoruz. Evet yani evet bir sonrakine geçelim. Gerçekten mesela teknik olarak insan şöyle düşünür. Bunları çıkarmak için işte yapışkanı vardır. Altından çıkarmak e, mekanik tutmak... olarak zorlamak gerekir normal şartlarda. Halbuki tık diye çıkıyor. Burada da bakın bir e, çürüğü tespit ediyoruz. Elimdeki lazer dişe gidiyor. Ve oradaki yansımayı ölçüyor bu cihaz ve görmesen bile ben dişin derin katmanlarında çürük var mı yok mu bunu bu lazer cihazıyla ile anlayabiliyorum. Ardından çürük olduğunu tespit ettikten sonra bana sayısal bir değer veriyor. Yine bir başka lazer kullanarak erbium lazeri kullanarak çürüğü bu sefer buharlaştırarak yok ediyorum. Yani o ilki baya derece termometre gibi derece gibi bir şey üstünde sayısal gibi, bir değer sayısal var. Bir değer o diyor var. ki burada çürük var diyor. Evet. O çürüğü tespit ediyor. Scattering yani e, dağılmadan e, kaynaklı e, farkı dalga boyu farkını tespit ediyor ve orada çürük olduğunu Peki söyledim. anlamadım şimdi siz hiç o zaman dişi oymadan etmeden üstünden çürük var mı yok mu anlayıp sonra da lazer uygulayıp içindeki çürüğü mü yok evet edin? Evet, evet aynen böyle. Yani çok sadece gö oldu. sadece görerek değil evet. ama e, dolayısıyla biz e, mesela özellikle çocuklarda bütün ağzı tarayarak birer birer bütün dişlerin üzerine bu lazer ışığını tutarak çürük var mı yok mu onları tespit ediyoruz. Ona göre tedavimizi planlıyoruz. Yani sadece hekimin görgü e, görmesiyle algılaması Çünkü görmeyebilirsiniz çok tabii, küçük tabii, olabilir, arkada olabilir. Tabii, tabii. Bir sorumuz var. Buyurun. Merhaba. Ben şeker hastasıyım. Diş etlerimde kanamalar oluşuyor. Evet. Sonrasında yarala, yaralar oluşuyor. Ne yapılabilir? Ha, Şeker hastalığından kaynaklanan bir durum mudur bu? Tabii. Şimdi şeker hastalığının temel özelliği damar geçirgenliğinin artmış olmasıdır. Damar geçirgenliği arttığı zaman da bir kanamaya yatkınlık artar. İki, ağız ortamında bulunan bakterilerin damar çeperinden girerek kana karışarak içeride enfeksiyon yapma ihtimali artar. Burada temel olan tabii ki şeker düzeylerini regüle etmek, hep aynı seviyede kalmasını sağlamak bir. İkincisi periyodik bakımlarla ağızda fazla bakteri oluşmasını engellemek, diş taşlarını ortadan kaldırmak, dişler etrafındaki cepleri temiz tutabilmek. E, ...bu temel e, uygulamalar yapılırsa rahat edersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi tekrar devam edelim biz görüntülerimize. E, gerçekten aslında ben diş hekimliğindeki açıkçası mesela... ...lazerin bu kadar çürüklerle şeylerle ilgili olduğunu bilmem. Genellikle bizim bildiğimiz diş eti uygulamalarıydı. Evet cerrahi genellikle algılanıyor ama cerrahin ötesinde koruma da yapabiliyor. Mesela yine aynı şekilde... Yine bir görüntümüz var hemen onu kaçırmayalım. Burada da yine bir çürüğü temizliyoruz. Veyahut da çürümeden önce bir dişe sub dediğimiz yani buharlaştırmanın altındaki enerji daha düşük enerjilerle dişe lazer ışını verdiğimiz ama onun yapısını sertleştiriyoruz, yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla kalsiyum miktarı sertleştiği için bu sefer çürüye karşı bir Dayanıklı e, dayanıklılık, artışı elde edebiliyoruz. Yani dişi yoğunlaştırıyorsunuz, evet, daha evet, daha evet. güçlü oluyor diş burada. Bu, bu, bu da mesela çürüye karşı önlem açısından da lazer kullanılabilir. Hem Çürük varsa o yok etmek için kullanılabilir. Hem de çürümemiş dişlerin çürüye karşı daha dayanıklı hale gelmesi için florla kombine edilerek lazer uygulaması yaptığımız zaman da iyi sonuçlar yani elde ne ediyoruz. Ne kadar enteresan işler var. Devam edelim görüntülerimize bir yanda. Evet yani e, aslında gerçekten çürükle mücadele... Evet buna, burada da diş eti deminki soruya da bağlantı. Bakın burada e, bakteriler var diş et, dişlerin etrafında diş eti cebi dediğimiz bölgede tam dişle diş eti arasındaki bölgeye giriyorlar. Orada lazer ışınını tutuyoruz. Lazer ışını bu tuttuğumuz dalga boyu diyot lazer bu. E, bu e, koyu dokularda emilir. Bakterilerin de çoğunluğu koyu renklidir. Kahverengi, siyah renk tonlarındadır o minik yaratıklar ve dolayısıyla lazer ışını gidiyor orada kendisi o siyah renkli veya kahverengi e, renkli bakteriyi bulduğu zaman onu ısıtarak öldürüyor, yok ediyor. Evet böylece de rengi açılmış oluyor dokununda. E, artı dediğin gibi eğer e, hiper pigmentasyon varsa yani fazla melanin hücrelerinden oluşan alanlar varsa estetik açıdan hastayı rahatsız eden güldüğü zaman böyle çok koyu e, morumsu trak diş etleri varsa onları da yine benzer yöntemle oradaki melanin hücrelerini bu sefer yok ederek e, evet. açabiliyoruz. Şimdi burada ne yapılıyor? E, burada e, birçok farklı e, diş eti tedavisi tekniği mesela burada e, ses hızının üzerinde titreşen cihazlar, Ardından elle e, yaptığımız küretlerle yaptığımız temizlikler diş taşlarını yok etmek için ardından ozon gazının şu anda verilmesi gibi o, ozon gazı da bakterileri öldürüyor. E, Birçok teknolojiyi kombine kullanarak e, sağlıklı hale getirebiliyoruz ağızdaki hastalıkları. Evet başka var mı görüntülerimiz? Bir daha tane var. daha var görüntümüz onu da alalım. Evet mesela burada da diş etinin boyunu biraz yükseltiyoruz. Yani diş etinden bir parça kesiyoruz. Bunu lazerle yapıyoruz. Burada lazeri tercih etmemizin sebebi çok hızlı iyileşiyor. Ardından dişler üzerine bir takım şekil değişiklikleri yapıyoruz. Sonrasında bir sprey ile boyayıp orayı kamera ile ölçüsünü alıyoruz. Yani bir fotoğraf çeker gibi ölçü alıyoruz. Dijital ölçü diyoruz buna. Ve bu ölçüden elde ettiğimiz bilgi üzerinde bilgisayar ortamında oraya gelecek olan kaplamaları dizayn ediyoruz. Ve yine ardından aynı seans içerisinde yaklaşık 15-20 dakikalık bir çalışmayla bu kaplamalar üretiliyor. Bloklardan kazınarak üretiliyor ve ağza yapıştırıyoruz. Yani yaklaşık bir saatlik bir süreç içerisinde bütün işlem hem diş etine müdahale hem dişlerin şekillendirmesi ve kaplamaların üretilmesi mümkün olabiliyor. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunları gördükten sonra biz kadın doğumcular taş devrinde çalışıyor gibi hala çok ilkel aletlerle çalışıyormuşuz. Bu acayip bir teknoloji yani hakikaten akıl alır gibi değil. Soru mu var orada? Evet, merhabalar. Ben genellikle bu civalı siyah dolguların vücudumuzda zararı var mıdır acaba genellikle yapılan? Amalgam dolgular civa içeren dolgulardır ve yaklaşık 200 yıldır diş hekimliği içerisinde kullanılırlar. Fakat son 30 yılda buna alternatif olarak diş rengindeki kompozit dolgu malzemeleri geliştirildi. Ve son 15-20 senedir de artık amalgamlardan daha üstün özelliklere sahip olmaya başladıkları için amalgamların çok kullanım endikasyonu, zorunluluğu kalmadı. Hala kullanılıyorlar çünkü insan sağlığına... Net bir zararları tespit edilmiş değil ama civa içerdikleri için böyle bir riskleri de var. Dolayısıyla bizim elimizde daha iyi bir alternatif varken artık amalgamı kullanmanın çok zorunluluğu yok. Dünyada bazı ülkelerde daha ekonomik bir tedavi olduğu için sigorta kapsamında amalgam dolgu ödendiği için Avrupa'da da bazı ülkelerde tercih konusu oluyor. Yani ekonomik sebeplerden dolayı. Ama e, bana kalırsa e, çok gerekmedikçe amalgam kullanılmasına ihtiyaç kalmadı artık. Ama e, o dolguyu temizlerken de e, çok e, dikkat etmek gerekiyormuş falan diye ben Doğrudur. öyle bir şey duydum. Doğrudur. Hani, civa, mevcut, içeride... am, mevcut amalgamların sökümü sırasında e, minik parçalara ayrıldıkları için amalgam sökmeden önce ağza rubber dam adını verdiğimiz koruyucu lastikler yerleştiririz. Bu lastik yerleştiği zaman... Ağızda sadece diş gözükür. Yani hedef olan diş gözükür. Diğer dişlerin üzerine tamamen lastik kaplar. Dolayısıyla biz amalgamı minik parçalara ayırarak böldüğümüz zaman o lastik örtünün üzerinde kalır o minik parçacıklar. Boğaz yoluyla yutulma ihtimali ortadan Peki fırçalarken ortadan kalkar. soruyor galiba hanımefendi. Yani fırçalarken bir problem var mı? Yok. Fırça... Yani parça kopar mı acaba böyle? hani? Yok fırça darbeleriyle amalgamın kopma ihtimali yok ama ısırma sebebiyle gelen darbeden kaynaklı zaman içerisinde amalgamdan kopmalar olabilir. Tabi yutmamakta fayda var ama oradan alacağınız cıva miktarı direkt olarak sizin vücudunuzu etkilemez. Yani bir balık yediğiniz zaman daha çok cıva alıyorsunuzdur. Bir porsiyon balıktan bir amalgam yutsanız. Korkacak daha. bir şey yok Korku yani. Evet, evet o kadar evet. abartmamak lazım Teşekkür ama ederim. dediğim gibi amalgama ihtiyaç kalmadı artık günümüz teknolojisinde. Evet. Peki bir telefonumuz var Esra Yalçın İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Ee, Aytepe Bey soru sormadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Bir düşüneyim ben bakayım bir dakika. Çok eski. Buyurun buyurun. Ee, çok <laughs> teşekkür ederim çok eski böyle program ilk başladığınızda dan beri sizi çok takip ediyorum. Ve hayatımda hiç kimse hayran olmadım. Hiç kimse için bu kadar çaba sarf etmedim. Size olan sevgim, saygım kelimelerle tarif edilemez. Ee, şu anda sizin programınıza bağlandığıma inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Sizi bir baba, bir abi bu kadar mı aileden görünür? Benim için Bravo. çok keyifli. Kızlarınızla beraber dualarımda evet. Çok özel bir yerdesiniz. Yemin ediyorum size, sizin gibi bir insanla şu anda görüşebildiğim için kendimi çok şanslı ya hissediyorum. Hanım, çok farklısın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bütün hafta ben böyle giderim artık. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Niye? Çünkü karşılaşabildik, konuşabildik. Yani ee, bu kadar zamandan sonra olmasaydı üzülürdüm. Gibi, evet, evet e, sizi çok, dinliyoruz. Buyurun. E, çok teşekkür ederim. Sorum şu. Yarın e, 6,5 yaşında olan ilk defa kızımı diş doktoruna götüreceğim. Kızım bir saniye. E, ve şu anda Tosun Bey'in anlattığı lazer tedavisi ne kadar yaygın? Hani kızımda da bu uygulanabilir mi? Çürüğü var, ağrı çekiyor. Bu birinci sorum. İkinci sorum ise küçük kızım 3,5 yaşında. Hiç dişçiye gitmedik biz. Ve onun dişlerinde çok bariz derecede sarasa var. Bunun nedeni ne olabilir? Ben bir kere dişçiye gittim. Doğumdan daha çok korkarım dişçiden ve onu benim dişim temizlendikten sonra kararmam çok ciddi şekilde arttı. Bunun nedeni ne olabilir? Bir de bitkisel flor tedavisi hakkında e, bilgilerini bize aktarabilir mi? Nasıl sağlanır? Peki. Bir çok soru Esra Hanım <laughs> çok teşekkür ediyoruz sorularınız için. Ee, çocuklar inşallah İyidir dişleri diş hekimine gittiğinizde siz gitmiyorsunuz bir kere gitmişiz ama onları ne olur düzenli götürün diyelim size. Ee, bizi evet. aradığınız için, güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ananı babalı çocuklarınızı büyütün Aysu inşallah. Ve siz her şeyin en güzeline layıksınız. Size Sağ kelime ol. bulamıyorum ifade edecek. Bizlerin anlayabileceği şekilde konuk olan doktorların ifadelerini değiştirmeniz, herkesin anlayabileceği şekilde bunu bize tercüman etmeniz, yani o kadar özelsiniz ki, o kadar kıymetlisiniz Sağ olun, i̇yi ki varsınız. sağ olun. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. İyi yıllar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çocuklarınıza öpün bizim için. Evet. Teşekkür ederim. çok ee, e, <laughs> güzel bir telefon geldi ama sorular da var hakikaten. Evet. Bir kere büyük kız o gidecek, o tedavi olacak. Bütün yani şunu soruyor. Ben gittiğimde de bu tedavi uygulanır mı? Yoksa bu çok özel yerlerden mi var bu lazerler e, şimdi sorun? şöyle e, çok güzel övgüler aldın çünkü program doğru bilgilendirme üzerine kurulu. Gerçekten halka sağlık konusunda doğru bilgileri aktarmak çok iyi. burada lazerlerle konuşurken biz diş hekimliğindeki en üst teknolojinin geldiği yeri altını çiziyoruz. E, bu arada şunun da altını çizmek lazım. Diş hekimliğindeki bütün konvansiyonel, alışılagelmiş geleneksel metotlar ile e, tedavileri yapmak mümkün. Dolayısıyla bir diş çürüğünü mutlak suretle, lazerle temizlemek gerekmiyor. Böyle bir zorunluluk yok. Bu teknolojinin bize sunduğu bir olanak. Ama e, çürük bir bir çürük tespit edildikten sonra e, normalde kullanılan döner cihazlar ile bunun temizleyip e, dolgusunu yapmak mümkün dolayısıyla mutlaka e, lazer İllaki Lazer olması la, Lazer tedavisi almanız gerekmiyor. Bu yanlış anlaşılmasın tamam. dolayısıyla. Küçük kızında ee, ağrı varmış. E, küçük dişlerinde. kızında ağrı varsa e, çocuklar e, bilinçlenmeye başladıktan sonra yaklaşık 2 yaştan itibaren diş hekimiyle tanıştırmak lazım aslında. E, mutlaka bir problem olmasını beklemeden e, aksi takdirde problemli haldeyken diş hekimine gittiği zaman çocuk bir ağrısı da var bir korku ister istemez. Kötü bir karşılaşma olacak. Evet kötü bir karşılaşma olacak. Onun yerine daha öncesinden bir tanışıklık sağlamakta fayda var. Bir bunun altın çizelim. İkincisi mutlaka tabii ki bir problem olduğu zaman da diş hekimine götürüp yani bunu ertelemeyip ötelemeyip problem daha başlangıç aşamasındayken tespit edilirse daha kolay bir tedavi ile neticelendirilebilir. O yüzden hemen götürmekte fayda var. Dişlerinin rengi sararmış dedi. Birçok faktöre bağlı olabilir. Antibiyotik kullanımından olabilir. Diş taşı oluşmuş olabilir. Bir de bitkisel flor dedi. Florla ilgili şunu söylemek lazım. Flor dişlerin yapısına katkıda bulunan çok reaktif bir moleküldür. O yüzden biz diş macunlarının içerisinde flor olmasını isteriz. Ama flor dişlerin yüzeyine dışarıdan uygulandığı zaman faydalı olan bir eleman. Floru yuttuğumuz zaman özellikle Amerika'da yapılan çalışmalarda 20 yaş civarı erkeklerde kemik kanseri yapma ihtimalinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuş. Dolayısıyla floru yutarak sistemik olarak bağırsaklardan kana emilmesi suretiyle almasını alınmasını istemiyoruz. Dolayısıyla flor tabletleri kullanılmasını istemiyoruz. Ama floru direkt dişlerin üzerine uyguladığımız zaman evet orada bir emilim sağlanıyor. Dişin yapısına e, mıknatıslanarak e, kalsiyumun eksildiği yerleri flor takviye ediyor. Böylelikle yamalar yapıyoruz ve bunun anlamı var. E, bitkisel olarak flor dediğimiz zaman bütün yeşil yapraklı e, bitkilerde zaten flor vardır. Sakatatlarda vardır. E, balıklarda, deniz mahsullerinde bol miktarda flor ve yumurtada ve çayda vardır. Bunları alırsanız zaten yeterli flor miktarını alıyorsunuz. Artı bir de diş macunlarında flor olması iyidir. Ama çocukların özellikle 2 yaş altı çocukların e, bilinçsiz bir şekilde tadı hoşuna gittiği için Florlu diş macunu kullanırsa onu yutabilirler. O nedenle biz 2 yaşına kadar macunsuz diş fırçalamayı ebeveynlere öneriyoruz. Ebeveynler yapmalı çünkü 2 yaşındaki çocuk kendisi doğru düz yapamaz. 2 e, yaşından sonra ise mercimek e, büyüklüğünde minik parçalar halinde diş macunuyla fırçalatılabilir florlu. Evet e, sevgili Tosun da biz bugün hem diş hekiminin en üst seviyesini hem, hem de, de gerekli olan en gerekli seviyelerinde hepsini konuştuk. Doçent Doktor Tosun Tosun çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Her zamanki gibi efendim kısa bir reklam aramız var ama reklamlardan sonra tüp bebeği konuşuyor olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet efendim tüp bebeği konuşacağız. Tüp bebek ne zaman yapmalı, kime yapmalı, ne zaman doktora gitmeli ya da tüp bebekte genetik, embriyo dondurma, yumurta dondurma hepsini konuşuyor olacağız. Bu konularla ilgili sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize telefon edebilirsiniz ya da doktoraytu.tv360.com.tr'den e-mail ile de ulaşabilirsiniz. Evet, gelelim şimdi çocuk sahibi olmanın sorunlarına. Aslında ne kadar kolay gözüküyor, değil mi? Evleniyorsunuz, hadi diyorsunuz, karar veriyorsunuz, sonra da çocuk sahibi oluyorsunuz. Öyle olmuyor. Bazen öyle oluyor, çoğu zaman öyle olmuyor. Neden biliyor musunuz? 20-25 yaşında bir çift, bir karı kocanın hiç problemi yoksa, bir aydaki gebelik şansını biliyor musunuz? %20. %21 aydaki gebek şansı. Yani 5 çift bir ay deniyorsa 4 tanesinin olmuyor, 1 tanesinin oluyor. 1 yıldaki şans %85. İşte biz bunun için diyoruz ki 1 yıl içinde deneyip korunmasız çocuk sahibi olamayan bir çift varsa %85 bu çiftin çocuğu olmalıydı. Demek ki doktora başvurmanın zamanı gelmiştir. Eğer bu çiftteki kadının yaşı 35 yaşın üstündeyse yumurtaların erken bitmesi riskine karşın bir yıl beklemeyin. 6 ay içinde olmuyorsa mutlaka doktora başvurun. Tabi bütün bu söylediklerimiz her şeyin normal olduğu durumda. Yani kadının adetleri düzenli. Miktarı normal. Miktarı normal derken ilk 2-3 gün yoğun 5-6 güne kadar uzayan bir adeti var. Sancılı adet görmüyor. Erkek çocukluğunda geçirdiği Büyük ateşli hastalıklar yok, yumurtalıklar aşağı torbaya inmiş. Yani her şey yolunda gözüküyorsa bir yıl ya da altı ay bekleyin. Eğer başka bir problem varsa hiç beklemeden doktora gidin. Hemen bir soru vardı galiba, onu alayım. Durum olacak evet. Ben tüp bebek denemesi yaptım, olumsuz oldu. Şu an düşünmüyorum çünkü eşim diyaliz hastası. Siz ne önerirsiniz? Yani uygun mudur, değil midir? Ya yani şimdi şunu söyleyeyim. Eşinizin diyaliz hastası olduğu durumda belki de yapabileceğiniz en iyi şey tüp bebek tedavisidir. Çünkü o durumda ondan çok büyük bir performans bekleme imkanı yok. Spermlerde de ciddi anlamda azalma olacak. Çünkü proteinlerle ilgili problemler var. O nedenle yapılabilecek tedavi tüp bebek tedavisidir. Zamanı size kalmış. Biz tüp bebek tedavilerinde genelde 2 ay ara veriyoruz. Eğer kadın yaşı ileriyse ve yumurtalar azaldıysa bir ay aradan sonra tekrarlayabiliyoruz tedavileri ama bu işin yolu tekrarlayarak şansınızı arttırmak. Peki riski var mıdır? Herhangi bir riski, ne konuda riski olabilir? Yani çocukta herhangi bir etkisi olabilir mi? benim Diyalizin mi? Evet, Peki, sağlıklı olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, mi? E, bu konuda kromozomal bozukluk beklemeyiz. Ama yine de biz bütün çocuklara eğer anne yaşı belirli bir yaşın yani 35 yaşın üstündeyse, ya da belki böyle bilinen bir problem varsa amniyosentez dediğimiz gebeliğin 16. haftasında karından su alarak kromozomlarına bakıyoruz. Dolayısıyla bu ortaya çıkıyor. Ama oradan gelecek yani diyalizli bir babanın vereceği spermin bir problemi olmaz genel anlamda. Onun için bir sıkıntınız Teşekkür olmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Şimdi efendim ne dedik? Bu çift artık doktora başvurmalı. Yani bir yıldır çocuk olmuyor ya da kadın yaşı 35'in üstünde ve 6 aydır çocuk olmuyorsa doktora gitmeli. Peki doktora gittiğinizde sizin ne bekliyor? Doktorun yapması gereken ne? Öncelikle hep şunu söylüyorum mutlaka çift olarak gidin. Yani hani kadınlar ya bizim çocuğumuz olmuyor ben bir jinekoloğa gideyim diye gitmemeli. Bunu gerçekten bu konuyla uğraşan İlla ki tüp bebek merkezi olması şart değil ama bu konuyla uğraşan artık bizim de bütün hastanelerimizde özel klinikte mesela infertilite diyoruz, <laughs> kısırlık diyoruz, hormon kısmı diyoruz. Yani buralarla uğraşan bölümler var. Bu bölümlere gitmeli, çift olarak gitmeli. Çünkü araştırmamız çift üstüne yapılıyor. İlk yaptığımız iş hakikaten önce erkekten başlamak. Çünkü erkeklerdeki sperm bozukluğunun tespiti kadındaki bozukluklardan çok daha kolay erkeğe yapacağımız şey 3-4 günlük bir cinsel perizden sonra erkeğin bir sperm tahlili vermesi. Bizim semen analizi dediğimiz bir tahlil veriyor. Bu tahlilde 3 tane şeye bakıyoruz. Bir tanesi spermlerin sayısı. Spermler ortalama bir erkekte 60 milyon civarındadır. 1 mililitrede. Eğer bu sperm 20 milyona kadarsa biz normal diyoruz. 20 milyonun altına düşen spermlerde artık sperm sayısı azalmış diyoruz. Eğer erkekteki hareket, spermlerin hareketi düşükse orada da problem olabiliyor. Onun için hareketin de %50'nin üstünde olmasını istiyoruz. Yapı diyoruz, yapı bozukluğu da %5 bize yeterli. Yani 100 tane spermden 5 tanesi normal yapıdaysa biz buna normal diyoruz. Demek ki sayı, hareket, yapı bu üç özelliği incelediğimizde erkekte problem var mı yok mu ortaya çıkıyor. Kadında iş biraz daha çetrefilli. Ne yapıyoruz? Bir mutlaka muayenesini yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Yumurtalıkları normal mi? Rahimi normal mi? Rahim içi normal mi? Rahim içinde perde gibi bir anatomik bozukluğu var mı? Bazen tüplerinde iltihap olup şişkinlik oluyor. Bunlar var mı görüyoruz. Bundan sonra hormonlarına bakıyoruz. Yani yumurtlama kapasitesi var mı yok mu diye bakıyoruz. Ve ondan sonra da tüplerine bakıyoruz. Rahim filmi çekiyoruz. Tüpleri açık mı değil mi? Bunları kontrol ettikten sonra biz bir çifte %80 o çiftin sorununun ne olduğunu buluyoruz. Yüzde yirmi de bulamıyoruz. Yüzde yirmi bulamadığımız çifte sizde açıklanamayan infertilite var diyoruz. Açıklanamayan kısırlık var diyoruz. Fakat bunun da tedavisi var unutmayın onu bir kenara koyalım. Diğer tarafta %30 erkekten sebep oluyor. %30 kadından sebep oluyor. %20 de hem kadın hem erkekte ortak sorun oluyor. Dolayısıyla seksenin sorunlarını buluyoruz. %20'yi bulmuyoruz. Tedavilerimizde neler yapıyoruz? Öncelikle tedavilerde eğer yumurtlama sorunu varsa yumurtlamayı sağlıyoruz. <laughs> Sperm azlığı varsa aşılama yapabiliyoruz. Veya biz çifti alıp takip edip belirli dönemlerde ilişki öneriyoruz bu çifte. Sizin bir sorunuz vardı. Onu soralım ben isterseniz. Ben aşılamaya evet. soracaktım nasıl diye, nasıl yapılıyor merak ettiğim için. Aşılama tedavisi. Evet. <laughs> Özür dilerim bu grip hala geçmiyor. Geçmiş oldu. <laughs> Sağ olun. Aşılama tedavisi şöyle. Biz spermleri erkekten alıyoruz yıkıyoruz, hazırlıyoruz ve kadına bunları veriyoruz. Aslında çok da fazla yaptığımız ekstra bir iş yok. <laughs> Bu tedavi sırasında tüp bebek gibi dışarıda bir dölleme yapmıyoruz. Tamamen rahim içinde dölleniyor. <laughs> çok özür diliyorum. Evet. Aşılama tedavisi basit bir tedavidir ve gebelik oranları yaklaşık %10 civarındadır. Tüp bebekte bugün bütün dünyada %50'lere çıkan tedaviler var. Ama aşılama tedavisinde bu tedavi çok yüksek değil bunun gebelik oranları. Biz aşılama tedavisini ilk 3 yıl içinde yapıyoruz. <laughs> i̇lk 3 yıl içinde aşılama tedavisi uygulanabilir. Fakat 3 yıldan sonra bu tedavinin artık fazla faydasını görmüyoruz. O nedenle de mutlaka tüp bebek tedavisine geçiş oluyor 3 yıldan sonra. Ee, görüntülerimizi alalım bir yandan onlara da bakalım. <laughs> bu görüntülerimizde tüp bebek tedavisinde hangi modern teknikleri uyguluyoruz onları görebileceğiz. Bize çok yardımcı olan en önemlisi genetik. Ee, evet burada dondurmayı görüyoruz şimdi. Embriyo dondurma bugünlerde Sağlık Bakanlığı'ndan bu sene yeni bir e, fırsatımız çıktı. Yumurtaları da dondurabiliyoruz. Eskiden sadece döllenmiş yumurtayı yani embriyoyu dondururken bugün artık Yumurtaları dondurup onları saklayıp onları da ileride kullanmak üzere e, saklayabiliyoruz. Ve bunları yaptığımız zaman mutlaka 3 <laughs> tane uzmanın izni ve imzasıyla bu işin yapılması gerekiyor. Şimdi e, burada gördüğünüz tüplerin içinde eksi 276 derecede, e, bunlar 296 derecede özür dilerim. E, embriyolar donduruluyor. Ve saklanıyor. Saklanma süresi 5 yıl sürüyor. 5 yıl boyunca biz bu embriyoları saklayabiliyoruz. Verdiğimiz kısmını veriyoruz. Geri kalanların, sağlıklı olanlarını donduruyoruz, saklıyoruz. Sonra bunları tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Buyurun. Bizde sperm bankası var mı? Ben öyle bir banka olduğunu duymuştum. Türkiye'de <laughs> de var mı? Bizde sperm bankası yok. Kanunen yasak. Türkiye'de. Başkasından sperm ya da yumurta almak ve kullanmak Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda. Dolayısıyla bunları yapamıyoruz. Kendi yumurtanızı dondurup saklayabiliyorsunuz ama başkasından herhangi bir şekilde sperm ya da yumurta alınamıyor. Sper... Ben onu demiştim yani insan kendi spermlerini bir bankada saklayabilir yani uzun bir süre diye. Şimdi spermleri saklamak açısından kendi sperminizi saklamanın koşulları var. Yani bir kişi Kanser tedavisi görecekse, belirli bir ameliyat geçirecekse, gelecekte spermlerin yok olma tehlikesi var ise o zaman o kişinin spermleri gene heyet imzasıyla saklanabiliyor. Ama başkası için sperm saklamak diye bir şey söz konusu değil. E, yumurtalar da aynı şekilde mesela kanser tedavisi görecek bir kadın yumurtaları yok olacak. Ee, bu kadının mutlaka önceden yumurtalarını saklamak onun geleceği açısından çok çok önemli. Bu nedenle bunları artık yapabiliyoruz. Fakat başkası için kullanım mümkün değil. Bunu yapamıyoruz. Ee, dondurmalar sonucunda demin demiştim 5 yıl saklayabiliyoruz hukuki olarak. Aslında dünyada 10 yıl sonra e, bu dondurulmuşlarla tekrar çocuk sahibi olanlar var. Mesela benim hastalarım arasında embriyo dondurup, 2-3 yaş aralığı çocuk sahibi olan ama aslında aynı anda topladığımız yumurtalardan olan çocuklar var. Gerçekten çok enteresan oluyor. Çünkü ailenin aynı batında bir kadından aldığınız yumurtaları siz birkaç sene arayla kullanabiliyorsunuz. Bunu tabii buyurun. E, yeni menopoza girmiş bir kadın tüp bebek yaptırabilir mi? Y yeni Yumurtlaması bana... ne kadar devam ediyor? Yeni menopoza girmiş giren bir kadın. Şimdi menopoza giren bir kadında yumurtlama olmaz. Evet. Yumur... 3-4 ay arası falan. Olmaz. Yine mi olmaz? olmaz. Yani <laughs> keşke pazarlığa tabi olsaydı yapardık <laughs> sizin için bir şeyler ama maalesef öyle bir şey yok. Yani ee, çünkü değil. neden şimdi sebebini anlatacağım anlayacaksınız. Yumurtalığın iki tane işlevi var. Bir tanesi yumurta üretmek, bir tanesi hormon üretmek. İkisi birden bitince menopoz oluyor. Fakat maalesef önce yumurta üretmek bitiyor, sonra hormon üretmek bitiyor. Yani siz menopoza girdiğinizde sizin yumurtma üretmeniz zaten en az 3-5 ay, 3-5 sene önce bitmiş oluyor. Yani o bitiyor adet görmeye devam ediyorsunuz ama o, o sırada yumurtlama yok zaten. Menopoza ondan sonra giriyorsunuz. Dolayısıyla menopoza girdiğinde artık yumurta diye bir şey yok. Ama eğer önceden dondurduğunuz yumurtalarınız varsa ki bugün artık mümkün bu. Yumurta kapasiteniz azaldıysa onları önceden tespit edip dondurabiliyoruz. Sakladık. Menopoza girdiniz. Farz edelim ki 35 yaşında dondurdunuz. 42 yaşında menopoza girdiniz. 43 yaşında bu, bu yumurtaları kullanıp çocuk sahibi olabilirsiniz. Menopoza girmeniz dondurulmuş yumurtayla çocuk sahibi olmanızı engellemez ya da dondurulmuş embriyoyla. Tamam onun için çok önemli bu teknikler. Yani bir sürü insan normal 45-46 yaş menopoz yaşa ama bir sürü insan 40 yaşında da, 38 yaşında da, 30 yaşında da menopoza girebiliyor. Evet bir telefonumuz var İzmir'den. Hemen alalım efendim. Günaydın. Ee, günaydın Doktor Bey. Ben bir şey sormak <laughs> istiyordum. Ee, Buyurun. 34 yaşındayım. Ee, 10 aydır tüp bebek tedavisi görüyorum. E 3 defa yum, e, yumurta toplama aşamasına kadar geldim. E iki defa da iptal oldu. E yumurtalarım çok az. AMH değerim 0.13. E ilk başladığımda 21'di. Daha sonra geçen ay ölçtüğümüzde 8.75'e düştü. E, fakat geçen ay OP oldu. E üç tane toplandı ve içi boş çıktı. E, bu aşamadan ileriye gidemiyorum. Yumurta kalitesini artırmak için ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi belki de tüp bebekte tek yardımcı olamayacağımız konuyu sordunuz maalesef. Efendim evet. şimdi şöyle bir şey var. Kadınların yumurtalarını yerine koymak mümkün değil. Bunları Hı -hı. arttırmak da mümkün değil. E, AMH dediğiniz bir test değeri var. O 0.2'nin altında olduğu zaman iş çok zor. Sizde 0.1, 0.13 çıkmış. Şimdi evet. bu nedenle... E, yapılabilecek şey sizi takip etmek ve bazı aylarda yumurtalıklarda yumurtaların başlangıçlarının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. O aylarda deneme yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Yani biz vücudun bize verdiğinden fazlasını alamıyoruz. Vücut evet. bize ne kadar yumurta veriyorsa onu alıyoruz. Zaten yumurta kapasitesi sona doğru geldiğinde artık o yumurta keselerinin Birçoğu boş çıkmaya başlıyor sizde olduğu gibi. Bir kısmı kalitesiz çıkmaya başlıyor. Çok verim de alamıyoruz onlardan. Dolayısıyla bundan sonra yapabileceğiniz şey beklemek, takip etmek. Her ayın ikinci, üçüncü günü adetin doktorunuz tarafından görülüp o ay bu ay uygundur. Hadi bu ay bir deneme yapalım demekten başka çok fazla bir çare yok. Piyasada satılan bazı ilaçlar var. Yumurta kapasitesini arttırdığı söylenen. Ama bunlara lütfen kulak asmayın. Böyle şeyler yok. Yumurtalık kapasitesi artmıyor maalesef. Bütün dünyada kabul edilen bir şey. Yumurtalık kapasitesi neyse o. Ama bazı aylarda yumurtalıklar daha çok yumurta verebiliyorlar. İşte o ayı tespit etmek sizin için en iyi şansı getirir. Tamam çok teşekkür ederim. Bol şans Bey. diliyorum efendim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. İyi günler. Şimdi dondurmadan bahsettik. Dondurma hakikaten elimizde sağlıklı embriyoları uzun süre saklamanın yolu. Dolayısıyla hem maddi olarak çok ucuz. Yani tüp bebek tedavisi yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ona bir maddi ödeme yapmıyorsunuz. İğneleri ilaçları kullanmak zorunda değilsiniz. Ona bir maddi ödeme yapmıyorsunuz. Buna karşılık anestezi almıyorsunuz. Yumurta toplama işlemi yapılmıyor. Çok basit bir şekilde hap kullanıp onları tekrar tekrar içeri koyuyoruz. Yani bir denemeden birkaç deneme elde edebiliyoruz. Onun için çok çok önemli. Bir diğer konuda yine vurgulamak istediğim genetik. Her zaman söylüyorum tüp bebekte genetik artık tüp bebeğin önüne geçmiş durumda. Yani biz birçok hastalığı önceden tespit edebiliyoruz. Daha bebekte değil, bebek olmadan önce, embriyoda yani annenin rahimine yerleştirmeden önce biz bakıp bunlardan tespit ediyoruz. Şu anda ekranlarda izlediğiniz bir embriyonun içinden bir tane hücreyi biz çalıyoruz. Yani 10 tane embriyo varsa her embriyodan birer tane hücre çalıyoruz. Onları genetiğe gönderiyoruz. Genetiğe gönderdiğimizde genetik bize diyor ki bakın diyor 1, 3 ve 7 numaralar sağlam. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 numaralar bozuk. Biz 1, 3 ve 7 numaraları alıyoruz diğerlerini baştan atıyoruz. Yoksa bu genetiği yapmadığımızda biz içeri sağlam embriyo verip vermediğimizi bilmiyoruz. Ama bunu herkese yapmıyoruz. Yüksek riskli dediğimiz kişilere yapıyoruz. Kim bunlar? 1. Ailede genetik bozukluğu olanlar. İki, daha önce genetik bozukluğu olan çocuk doğurmuş olanlar. Üç, tekrarlayan düşükler. Bu konu çok önemli. Birkaç düşük yapıyorsa bir çift, onlarda kromozom bozukluğu olan çocuk olma riski çok daha yüksek. Dört, bir çiftin başarısız tüp bebek denemeleri varsa. Yani çok iyi embriyolar oluşuyor ama bu çift bir türlü istediği hamileliği elde edemiyor. O zaman bu çifte de genetik. Beşinci olarak da bu çiftteki kadının yaşı 40 yaş üstündeyse kromozom bozukluğu riski arttığında embriyolara genetik dediğimiz PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanı dediğimiz işi yapmakta fayda var. Bunları yaptığımız zaman biz bunları yine 15 günlük tüp bebek tedavimiz içinde sonlandırıyoruz. Bu sağlam embriyoları veriyoruz ve verdiğimizin dışında kalan sağlam embriyoları da yine dondurma tekniğiyle dondurup saklayıp bir daha bir daha kullanabiliyoruz. Böylece de gerçekten sağlıklı bir başlangıç yapılmış oluyor. Bu çok çok önemli çünkü artık bizim amacımız tüp bebekte bir gebeliği sağlamak değil, sağlıklı bir bebeği eve göndermektir. Onun için de genetiğine bakılmış sağlıklı bir bebeği baştan sağlamak en uygunudur. Evet tüp bebek konumuz bugünlük bu kadar diyoruz. Bugün çok önemli şeyleri konuştuk. Bebeklerde kalça çıkığını konuştuk. Önceden mutlaka doğar doğmaz bu bebeklerin tespit edilmesi gerektiği. Diş sağlığında çocuklardaki önemini ve onların çürüklerinin ne kadar kolay sağlandığını konuştuk. Regresyon tedavisi dedik. Yine bütün travmalarımızın o 0-5 yaş arasından kaynaklanabileceğini konuştuk. Ve arkasından sağlıklı bir bebeği eve götürmenin yollarını konuştuk. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Yarın sabah aynı saatte 360 ekranlarında karşınızdayız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. <laughs>